Şu anda TÜYAP, Karavan ve Tiny House fuarındayız. Şimdi Tiny House bölümüne geçtik. Çok uzun olmaması için videoyu ikiye bölüyorum. Şöyle başlayalım. Aa bak, Adalı. Şu an Tiny House'umuzu şeylerden ilki. İstanbul'un arka şeyi diyor. Arka bahçesi. Anne gel. Yavaş dur, dur. Yeşil ışık ne kötü olmuş. Ben şu üst katı olanları sevmiyorum. Neden? Çok basık yapıyor. Geçebilir miyiz? Ama o da şey olarak kiralanmaya müsait yani. Bir tane odası varmış ya yine iyi. Soralım Pierre. Bu kötü olmuş bence dışı. Evet. İşte bakalım. Bu ışıklar çok kötü ya. Saat gelirse kalalım. Pardon. Diğeriyle aynı. Aynı bu arada. Onun şurası daha açıktı. Çıkıyorum. İstersen. Modsiz. Bak bu da, bu bayağı otel gibi aslında. Böyle bir şey de güzel olur. Değil mi? Evet, çok güzelmiş. Biraz şeyleri kötü. Onları biz seçebiliyoruz herhalde, duvarları falan. Orası mutfak. Şurası da oda galiba. Öbür taraftan bakarız, olmadı dışarıdan bakalım. Biz de şöyle alalım şeyler, broşürler. Merhaba. Tuvalet nerede acaba? Ha orada mı? Göremedim de o yüzden. Burada ya sanki tuvaleti kullanmak istiyor gibi sormuşum kadın. O yüzden zaten bir şaşırmıştı, takip etmişti beni. Kullanacak mıyım diye. Şu öne gelen, şu anda hanımefendinin oturduğu yer acaba? Katlanır şekilde aslında kalıyor. Küçülebiliyor ve öyle taşınabilir bir taşıt oluyor. Bu markanın ürünleri 645 bin liradan başlıyor. Bu gezdiğimiz ise 1 milyon değerinde. Bu arada çok güzel. Çok güzel. Bu bildiğin lüks bir ev gibi. Evet. Ve dolapları falan çok fazla. Evet, burada böyle depolama alanı var. Şurası... Dur. Şu anda görüntü kalitesi kötüleşmiş olabilir ama şöyle çarpı 0.5'e çekmek istedim. Bayağı deposu var. Depolama alanı var. Burası da çok güzelmiş bu. Ve verandası. Ay çok güzel Batu. Güzelmiş bayağı. Çok beğendim. Yalnız mesela şu yandaki boşluk bana çok saçma geliyor yani. Oraya geçemiyorsun ki zaten. Evet, yine buradan kalkman gerekiyor. Evet. Şeyden mi acaba, başlıktan mı öyle olmuş? Neyse. Aynı. Tamam, aynı. Bu Lodos modeli. Karşıdaki bir Lodos modeli. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Altuslar. Merhaba. Ben çekiyorum şöyle ama. Biz bilgi alabilir miyiz? Güzel, bu verandası da iyiymiş. Ben buna bayıldım Batu. Şu karşıdakini de gezelim mi? Bunu geniş açıyla çekmemiştim galiba. Şöyle bir dışarıdan da çekmek istedim.
Bu gezdiğimiz Tiny House'a 8 metre uzunluğunda Lodos modeli 500.000 TL artı KDV. Şimdi birazdan gezeceğimiz şu karşıda gördüğünüz model ise Poyraz modeli 450.000 TL artı KDV 6 metre uzunluğunda. Bu fiyatların içerisinde merhaba, bütün eşyalar dahil. Ha bak o 450'lik olan model bu Batu. Önce bu daha güzelmiş hatta. Bu çift katlı. Çift katlı dediğin şurası var. Ya yani yatakları yukarıda. Doğru özellikle. Her şey dahil. Verandamız. Nardan sonra önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde. Bir yukarı çıkabilir miyiz? 6-7 tanelik düşün. Onun fiyatı yardımcı olur. Fiyatı yardımcı olur. Yukarı çıkabilir miyiz? Kusura bakmayın valla siz de çok yoruluyorsunuzdur. Felaket ne zaman bitiyor? Karşıdakiler de size ait. Yine basık değil çok Batu. Değil mi? Değil değil ya güzel. Yani. Hiç basık değil. Benim gezdiklerim çok basıktı çünkü. Kırılır mı? Ha? Yok ya bak. Baksana. Yap bakayım. Buraya basmamak lazım herhalde. Herhalde. Ya da şey istenebilir. Şuradan bir şey isteyebilirsin aşağı kadar. Destek. Bak buraya merdiven böyle çıkılıyor. Bu arada çocuğun orada kalması kadar korkunç bir şey olamaz bence. Düşer oradan çocuk. Ha bu yok dedi işte. Bu kısmı yok dedi. Yani bir tane şu var. Karin Tiny House. Burası çok basık ya. Yok basık ben sevmedim onu. Hadi gel şuna gidelim. Bu daha böyle. Bak şu da güzelmiş Batu. Ne? Karavan. Şu karavan da güzelmiş. Merhaba. Hoş bulduk. Bayağı büyük şey. Ya şu yukarıyı kapattıklarında basıklaşıyor işte. Ama yani güzel böyle şu an ya. Çok... Evet evet yine güzel. Ne güzelmiş rengi. Evet onu çok beğendim. Vallahi çok güzelmiş bu. Bunun da fiyat alalım. Şu anlamsız burası dolap olabilir yani. Bunu kahvaltı yapıyoruz. Doğru öyle bir yer yok. Masa yok. Doğru. Evet. Yukarısı da orada herhalde. Ya tam konteyner. Giriyorum. Böyle mutfağı. Evinin manzarası daha güzeldi bence. Fiyat bilgisi alabilir miyim acaba? Her şey içerisinde. Her şey dahil. Önündeki verandası, içinde mobilyaları, beyaz eşya, kuzine. Hepsi dahil olarak. Tamam, teşekkürler. Şu kuzineyi de çekeyim. Evet, kuzineyi de poğrazı ile diyelim. Tamam. Bir de yukarıya bakayım. Orada bir tane daha yatak var. Bak babamızın baktığımız o diğeri gibi. Şey gibi. Ert gibi. Yalnız içini çok güzel döşemişler.
Buyurun buyurun siz. Şimdi burası oda. Ay çok güzel. Batı çok güzel. Burası mutfak. Üstte bir tane daha şey var. Çok pardon şöyle geçtim. Peki. Şimdi bu çok güzel. Şunu sorayım önce bilmediğin kısmı. Bu malzeme şu duvar kestin ne? Yani daha yukarı ya. Duvar kestiğimiz nedir? Evet. Malzeme nedir? Şöyle çelik arkasımız 8 santim genişliğinde galiba 80 milim hafif çelik. Tamam. Arada yine 80 milimetre mineral yün, nafur, yalıtımı var. İç duvarlarımız kuşmarin kontrplak 9 milimetre. Bu gördüğümüz boyalı kuşmarin midir? Kuşmarin kontrplak. Siz bunu kendiniz siyasi yiyorsunuz? Kendimiz siyasi de ders açıyoruz. Tamam. Diğer karşısındakini de böyle bir ders yok. Alabilir. Bir saniye. Belki 2 dakika içinde geliyorum. Röportajımız var. Tamam. İsterseniz termobut fil çamı ve trapez saç, isterseniz karşıdaki gibi dev kompozitli trapez saç. Kenet vesaire girebiliyor biz muyuz? Biz alüminyum kenet yapmıyoruz. Trapez saçla bitiriyoruz. Tamam, galvaniz kenet de yok yani. Aynen. Boyalı galvaniz ne istesek yaptıramıyoruz. Boyalı galvaniz trapez saç zaten. Fiyatla ilgisi alabilir miyim? Burası 35 bin euro. Yani 35 bin euro. Tamam. 5 bin euro içerisinde tüm beyaz eşyalar ve her şu şey var. Şu an gördüğünüz her şey var. Koltuklar falan da her şey. Tamamdır. Peki elektrik ve su olmayan bir arsada foseptik açılması, panelli yapılması... Foseptik değil de depo gömebiliyorsunuz. Zaten foseptiğe izin vermeme ihtimalleri var. Depo gömebilirsiniz. O tür desteklerimiz de var tabii. Hı-hı. Elektrik panelli yapabiliyor muyuz elektrik? Panelde sistemine? Çözüm ortaklarımız var. Biz panel üreticisi değiliz ama çözüm ortaklarımız var. Yani bu yaklaşık hani konforlu bir yaşam için eğer tabii ihtiyacınıza göre çamaşır makinesi, bulaşık makinesi işte onu da koyacağım. Ne kullanacaksınız ona göre bir kilowatt hesabı yapılarak yaklaşık 4,5 kilowattlık, 4 kilowattlık bir güneş enerjisi yatırımıyla çok güzel elektriğinizi sağlayabilirsiniz. Yüksek bir rakam bu. Yani normal standart bir eve neredeyse ulaşan bir rakam. Peki ortalama bunun maliyeti sizce ne kadar olur? Yani benim bilginiz var mı? Şimdi bunun 4 panel yukarı üstüne konulabiliyor diye biliyorum ama hani onun yine de dediğim gibi görüşmemiz lazım. Yerinize göre eğer zemine yapabilirsek onu daha çok öneriyoruz. Hani herhangi bir çatıda delik delinmemesi için. Yerde panel daha mantıklı oluyor. O zaman evin tepesinde bir ağırlık da yapmamış oluyor ve bir delik delinmemiş oluyor. O da bizim için avantajlı bir şey. Yerde olursa da ona göre yaklaşık 100 bin lira gibi bir maliyeti var. Hani bugünkü sadece elektriği. Güneş enerjisi. Bir de artı depolar için. Su depolar ve bu sefer de sağlar. Teşekkür ederim. Tiny House'larda en beğendiklerimiz ise Tiny House Adalı ve Moxis oldu. Tiny House konseptli, Tiny House Adalı, biraz daha otel odası konseptli Moxis oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Öykü Yurci. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Bir Hayat Bin Öykü hesabından, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.